Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda trigonometrik fonksiyonların periyotlarından ve ters trigonometrik fonksiyonlardan bahsedeceğiz. Öncelikle periyodik fonksiyon nedir? Ondan bahsedelim. Belli aralıklarla kendini tekrar eden, periyodik olarak aynı değere gelen fonksiyonlara periyodik fonksiyonlar diyoruz. Trigonometrik fonksiyonlar birer periyodik fonksiyondur. Kosinüs ve sinüsün periyodunu bulurken arkadaşlar, kuvvetin tek ya da çift olmasına göre yorum yapıyoruz. Eğer kosinüs ya da sinüste kuvvet tekse periyot 2π bölü a'nın yani x'in katsayısının mutlak değeri, kuvvet çiftse pi bölü x'in katsayısının mutlak değeri oluyor. Ama tanjant ve kotanjant fonksiyonunda kuvvetin de bir önemi yok. Sadece x'in katsayısının mutlak değerine bakıyoruz. Pi bölü a'nın mutlak değeri şeklinde oluyor. Örneğimize bakalım. Yukarıdaki fonksiyonların kaç tanesinin esas periyodu doğru verilmiştir? Birinciye baktığımızda sinüs 5x denilmiş. Kuvvet tek olduğu için 2 pi bölü 5'in mutlak değeri de 5 ondan 1 doğrudur. İkinci 2 kosinüs küp 3x artı 1 demiş. Küp dediği için kuvveti tek olacak. Yine 2 pi bölü 3 olması lazım. Burada pi bölü 3 denilmiş. Yanlış. Üçüncü tanjant olduğu için kuvvete bakmıyorum. Pi bölü x'in katsayısı eksi 2'den. Pi bölü 2 olacaktır. Doğru. Dördüncü kotanjant denilmiş. Pi bölü 1 bölü 5'in mutlak değerinden ters çevirdiğimizde 5 pi. Bu da doğru. Ve son olarak sinüs kare 7x eksi 3'e baktığımızda burada kuvvet çift olduğu için pi bölü 7'nin mutlak değerinden pi bölü 7 olması lazım ancak 2 pi bölü 7 denilmiş. 2 tanesi yanlış, 3 tanesi doğrudur diyebiliriz arkadaşlar. Eğer periyodu sorulan fonksiyon f, g, h gibi periyodik fonksiyonların toplamı şeklinde ise aradığımız periyot arkadaşlar bu toplam şeklinde olan fonksiyonların periyotlarının ekoklarıdır. Bakalım. Fx eşittir 3 tanjant 3x eksi 5 artı 2 sinüs kare x bölü 3 artı 1. Fonksiyonun esas periyodu aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Şimdi iki ayrı fonksiyon olduğu için burada ben bunların periyotlarını bulup az önce de söylediğimiz gibi ekoklarına bakacağım. 3 tanjant 3x artı 5 tanjant olduğu için pi bölü 3'ün mutlak değerinden pi bölü 3. Bakın şuradaki x'in katsayısı olan 3. Şu baştaki katsayıyla bir işimiz yok. Bununki pi bölü 3 oldu. 2 sinüs kare x bölü 3 artı 1'e bakarsam sinüs kare olduğu için arkadaşlar burada da pi bölü 1 bölü 3'ten 3 pi diyebiliriz. Şimdi ekok pi bölü 3 3 pi'ye bakalım. 3 pi bölü 3'ün tam katı olduğu için sayılardan biri diğerinin tam katı ise ekok büyük olan sayıya yani 3 pi'ye eşittir. Dolayısıyla ekokları 3 olduğu için bu fonksiyonun esas periyoduna 3 pi diyebiliriz arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde y eşittir fx fonksiyonu 0-2 pi aralığında grafiği çizilmiştir. Buna göre f fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi olabilir denilmiş. Normal fonksiyonlarda grafik okuma mantığıyla grafik üzerinden noktaları şıklarda yerine yazıp bakalım hangisi sağlıyor. Ona göre cevap bulmaya çalışacağız. Ben şu noktayı kullanacağım. Bu nokta pi bölü 2'ye 1. Yani pi bölü 2. Yani 90 yazdığımda 1 çıkması lazım. A seçeneğinde kosinüs 90 oluyor. 0'dır. Yanlış. B seçeneği tanjant 90. Tanjant 90, sinüs 91, kosinüs 90. Yani 1 bölü 0'dan tanımsızdır. Yanlış. C seçeneği sinüs 2 çarpı 90'dan sinüs 180. Bu da 0'dır. Yanlış. D seçeneğine geldik. Sinüs 90 arkadaşlar 1'dir. Olabilir ama diğer seçeneğin de yanlış olduğunu en azından görmemiz lazım. E seçeneğine geldiğimizde kotanjant 90'da kosinüs 90 bölü sinüs 90 yani 0 bölü 1'den 0 olup yanlış diyebiliriz. Cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Fx eşittir 1 artı sinüs 4x fonksiyonu 0 pi bölü 2 aralığındaki grafiği aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Şimdi burada şıklardaki grafiklerden noktaları fonksiyonda yerine yazacağız. O yüzden eleme yapmak için farklı olanlara bakıyorum. Mesela pi bölü 8 burada 1'e, burada 2'ye, burada 3'e gitmiş. Bunlarda da 2'ye gitmiş. Pi bölü 8'e bakılabilir. Hepsinde aynı olsaydı bakmayacaktık. 1 artı sinüs 4 çarpı pi bölü 8. Şurası pi bölü 2 yani sinüs 90'dan 1 artı 1'den 2 oldu. 2 olmayan A seçeneğini ve D seçeneğini eledik. Daha sonra diğer 3 seçeneğe baktığımızda bakın B seçeneği ve E seçeneği orijinden geçiyor. Yani 0'a 0'ı sağlar. C seçeneği ise 0'a 1'den geçiyor. O halde F0'a bakalım. 1 artı sinüs 4 çarpı 0. Şimdi sinüs 0 0'a eşit artı 1 dediğimizde 1 olması lazım. Yani 0'da 1 olması gerekiyor.
orijinden geçen şıkları attığımızda cevabımızın C seçeneği olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi ters trigonometrik fonksiyonlardan bahsedelim ama öncelikle bir hatırlatma yapalım arkadaşlar. Bir fonksiyonun tersinin olması için fonksiyonun birebir ve örten fonksiyon olması gerekiyordu. Şimdi sinüs fonksiyonu 0-2 pi aralığında tanımlıydı ama 0-2 pi aralığında sinüs fonksiyonu birebir değildir. Çünkü bu aralıktan sinüs 30 da 1/2'dir örneğin. Sinüs 150 de 1/2'dir. Böyle başka örnekler bulunabilir. Fonksiyon bu aralıkta birebir değil. Dolayısıyla tersini tanımlayamayız. Birebir olduğu bir aralık seçmemiz lazım. Eksi pi/2 aralığı seçilmiş. Eksi pi/2 aralığından, eksi 1 aralığında sinüs fonksiyonu birebir ve örten olduğunda arkadaşlar. Fonksiyonun tersini aldığımızda tanım ve görüntü kümeleri biliyorsunuz yer değiştiriyordu. Yani sinüsün tersi olan arc sinüsün tanım kümesi eksi 1/1, görüntü kümesi ise eksi pi/2 pi/2'dir. Bunu da bu şekilde belki kafanızı karıştırabilir. Birinci ve dördüncü bölgeyi kapsayan bir aralık olduğunu söyleyebiliriz. Yani biz arc sinüsün sonucunda bir açı ararken birinci ve dördüncü bölgeden aramamız lazım ki bu da soru çözümlerinde önemli bir mantığımız olacak. Arkadaşlar arklı ifadenin sonucu mutlaka bir açıdır. Yani arklı bir şeyin sonucunda açı çıkacak. 30, 40, pi/4, 5, pi/6 gibi dereceler aralığından bir açı çıkması gerekecek. Örneğimize bakalım. Arc sinüs kök 3/2 ifadesinin değeri kaçtır denilmiş. Şimdi bunu şöyle okuyabiliriz. Hangi açının sinüsü kök 3/2'dir? Hangi açının sinüs kök 3/2'dir demek bu? Şimdi bakıyorum. Sinüs 60 kök 3/2'dir. Sinüs 120 kök 3/2'dir. Ama bunlardan birinci ya da dördüncü bölgede olan arkadaşlar 60 derecedir. 120 ikinci bölgededir. Dolayısıyla cevabımızın 60 olması lazım. Burada da şıklar radyan olarak verildiği için pi/3 yani A seçeneği diyebiliriz. Geldik arc kosinüs fonksiyonuna. Az önce sinüste söylediğimiz şeyler kosinüs için de geçerli. 0-2 pi aralığında. Bu da birebir ve örten değil. İşte kosinüs 30 ile kosinüs eksi 30 birbirine eşit ya da işte kosinüs 90 ile kosinüs 270 birbirine eşit. Dolayısıyla kosinüs fonksiyonunda birebir ve örten olduğu 0 pi aralığı seçiliyor. Kosinüs fonksiyonu 0 pi aralığından eksi 1 aralığında tanımlandığında arc kosinüs fonksiyonu eksi 1 aralığından 0 pi aralığına, yani bunu da bölge olarak yazarsak birinci ve ikinci bölgeleri kapsayan bir aralıktır. Birinci ve ikinci bölgelerden arayacağız. Kosinüsün tersi olan arc kosinüs fonksiyonundaki ifadelerin sonucu. Örneğimize bakalım. Arc kosinüs eksi 1/2 artı arc sinüs 1/2 ifadesinin eşiti hangisidir denilmiş. Arc sinüs 1/2. Hangi açının sinüsü 1/2'dir? 30 ya da 150 dedim. Birinci veya dördüncü bölgeden almalıyım. 30 derece. Arc kosinüs eksi 1/2 dedik. Şimdi hangi açının kosinüsü eksi 1/2'dir? 120 derece olabilir ikinci bölgeden ya da arkadaşlar üçüncü bölgeden olabilir. Ama bakıyorum arc kosinüsün görüntü kümesi birinci ve ikinci bölge olduğu için bunun 120 derece olması lazım. Dolayısıyla 120 artı 30'dan ifadenin eşiti 150 derecedir. 150 dereceyi de radyan olarak yazarsak 5 pi/6 yani C seçeneği diyebiliriz. 2 arc kosinüs A artı 1/2 eksi pi eşittir 0 olduğuna göre A değeri kaçtır? Arc kosinüslü ifadeyi yalnız bırakalım. Eşittir pi dedik. Her tarafı 2'ye bölersek arc kosinüs A artı 1/2 eşittir pi/2. Hangi açının kosinüsü A artı 1/2 gibi bir sayıdır? Cevap pi/2 yani 90'mış. Dolayısıyla kosinüs 90'ın yani pi/2'nin A artı 1/2 olması gerekecektir. Arkadaşlar kosinüs 90'da 0 eşittir. Dolayısıyla A artı 1/2 0'dır. Yani A artı 1 0. A değeri eksi 1'dir diyebiliriz. Fx eşittir arc kosinüs x artı 3/5.
Fonksiyonun tanım kümesindeki en büyük ve en küçük değerlerin toplamı kaçtır? Arc kosinüs fonksiyonunun tanım kümesi eksi 1, 1 aralığı. Görüntü kümesi ise 0, pi kapalı aralığıydı. Dolayısıyla x artı 3 bölü 5'in şu aralıkta olması gerekecek. 1 ile eksi 1 aralığında. Her tarafı 5 ile çarparsak eksi 5, x artı 3, 5. Her taraftan 3 çıkartırsak eksi 8, x, 2 oldu. Yani x'in eksi 8, 2 aralığında olması lazım. Buradaki en büyük eleman 2, en küçük eleman eksi 8 olduğu için bunların toplamı eksi 6, yani C seçeneğidir. Arc tanjant ve arc kotanjant fonksiyonundan da bahsedelim. Sinüs ve kosinüs de birebir örten olmaya engel olan durum tanjant ve kotanjantta da vardır. Hatta tanımsız olduğu bazı aralıklar, bazı değerler vardır. 0, 2 pi aralığında bunların. Dolayısıyla tanjant fonksiyonu eksi pi bölü 2, pi bölü 2 açık aralığında. Açık olmasının sebebi bu sınırlarda tanımsız tanjant 90 ve tanjant eksi 90, yani 270'te. Reel sayıları tanımlarsak eksi pi bölü 2, pi bölü 2'den tanjant fonksiyonu birebir örten olacaktır. Dolayısıyla tersi olan arc tanjant da reel sayılardan eksi pi bölü 2, pi bölü 2, yani 1. ve 4. bölge aralığına tanımlı olacaktır. Arc kotanjant içinse 0 pi açık aralığında birebir örtendir. Bu sınır değerlerde tanımsız olduğu için açıktır. Kotanjant fonksiyonu bu aralıkta birebir örtendir. Dolayısıyla kotanjantın tersi olan arc kotanjant da reel sayılardan 0 pi, yani 1. ve 2. bölgeye tanımlıdır diyebiliriz. Dikkatinizi mutlaka çekmiştir. Arc tanjantın görüntü kümesi arc sinüsünkiyle benziyor. Arc kotanjantınki de arc kosinüsle benziyor. Sadece tanımsız oldukları sınır değerler arc tanjant, arc kotanjantta açık aralık. Şimdi örneğimize bakalım. Arc tanjant eksi 1. Hangi açının tanjantı eksi 1'dir? İkinci bölgede olabilir 135. Dördüncü bölgede olabilir eksi 45. 1 ve 4 dediği için ben bunu eksi 45 olarak aldım. Arc sinüs 1. Arkadaşlar zaten sinüs 91 olduğu için bu tek bir seçeneği var. Hangi açının sinüsü 1'dir? Cevap 90. Eksi 45 artı 90'dan. Cevabımız 45 derecedir. Yani bunun da radyan gösterimi pi bölü 4'tür. Şimdi burada bu soruyu çözerken şöyle bir şey de yapabiliriz. Arkadaşlar hatırlayalım. Sinüs, tanjant ve kotanjant fonksiyonları tek fonksiyonlardı. Yani eksiyi dışarı atardı. Ama kosinüs fonksiyonu çiftti. Yani eksiyi yutardı. Bunların tersi olan arksin, arktan ve arc kotanjant fonksiyonları da tek fonksiyonlardır. Arc kosinüs fonksiyonu da yine çift fonksiyondur. Yani sen şu arc tanjant eksi 1'i eksi arc tanjant 1 deyip bu eksiyi dışarıya attırabilirsin. Arc tanjant 1 de 45 olup önüne bir eksi gelir, yine eksi 45 elde edebilirsin. Çünkü bazen işte hocam eksi oldu, işte bölgesini karıştırıyorum oradan gelirken ikinci bölgemi, üçüncü bölgemi falan gibi şeyler duyuyoruz. Bu şekilde tek çift fonksiyon mantığıyla bu içerideki eksileri direkt ya arc kosinüse yutturabilirsin ya da diğerlerini de tek fonksiyon olduğu için dışarıya atarak işlem yapabilirsin. Tanjant pi eksi arc kosinüs 3 bölü 5 ifadesinin değeri kaçtır denilmiş. Şimdi hangi açının kosinüs 3 bölü 5 biliyor muyuz? Hayır, bilmiyoruz. Dolayısıyla ben buna en azından açı olduğunu bildiğim için bir alfa diyorum ve ifadenin tanjant pi eksi alfa olduğunu söylüyorum. Şimdi tanjant pi eksi alfa neye eşittir? Bir de ona bakalım. Pi olduğu için isim değiştirmeyecek, tanjant alfa. Pi eksi alfa olduğu için ikinci bölgede tanjantın işareti eksi. Yani bizden eksi tanjant alfa isteniyor. Biz alfa ile ilgili ne biliyoruz? Arc kosinüs 3 bölü 5 eşittir alfa demek. Hangi açının kosinüsü 3 bölü 5'tir? Cevap alfa. Demek ki alfanın kosinüsü 3 bölü 5'miş. Burası da 4 olur. Ben bu üçgenden tanjant alfaya 4 bölü 3 diyebilirim. Dolayısıyla benden isteyen ifade eksi tanjant alfa eksi 4 bölü 3 olacaktır. Fx eşittir arc sinüs 4x eksi 1 bölü 3 olduğuna göre x'in değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Şimdi arc sinüsün tanım kümesi
eksi 1, 1 görüntü kümesi eksi pi bölü 2, pi bölü 2 idi. Dolayısıyla az önce de kosinüs üssünü yapmıştık. Bunlar kosinüs üssünü. 4x eksi 1 bölü 3'ün arkadaşlar 1 ile eksi 1 arasında olması gerekecek. Her tarafı 3 ile çarptım. 4x eksi 1. Burası 3 oldu. 1 ekledim. Eksi 2 4x 4. Her tarafı 4'e böldüm. Eksi 1 bölü 2 x 1 aralığı olmuş oldu. Yani C seçeneğindeki aralık diyebiliriz arkadaşlar. Kosinüs arksinüs x ifadesinde eşit aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Şimdi burada bazen şunu diyoruz. İşte hocam bu kosinüs var, burada ark var. Bunlar birbirini götürmez mi? Bunların birbirini götürmesi için kosinüs ark kosinüs olması lazım. İşte burası bir şey ya da sinüs ark sinüs olması lazım. Ya da bunların tam tersi, yani ark kosinüs kosinüs şeklinde olursa ancak bunlar şöyle birbirini götürür diyebiliriz. Yani kosinüs de kosinüs, ark kosinüs sinüs, ark sinüs, tanjant, sak kotanjant şeklinde aynı türden olmalı. Şimdi bunlar olmadığına göre az önceki sorudaki gibi ark sinüs x ifadesi, ben bunun bir açı olduğunu biliyorum. Buna alfa dedim. Benden kosinüs alfa isteniyor. Şimdi ben alfa ile ilgili bir şey biliyorum. Ark sinüs x eşittir alfa. Hangi açının sinüsü x'tir? Cevap alfa. Az önce sayı için yaptığımızı şimdi harfli ifade için yapacağız. Alfanın sinüsü x ise karşı bölü hipotenüs x bölü 1 diyebilirim. Pisagor'dan burası 1 eksi x kare kök içinde oldu. Senden kosinüs alfa isteniyordu. O da komşu bölü hipotenüsten kök içinde 1 eksi x karedir. Yani cevabımız C seçeneğidir. Kosinüs ark kotanjant 1 bölü 2. İfadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir? Yine bilmediğim bir açı. Dolayısıyla ben buna alfa diyorum. Ark kotanjant 1 bölü 2 alfa ise alfanın kotanjantı 1 bölü 2'dir. Pisagor'dan hipotenüs. Kök 5 olur. Bizden istenen kosinüs alfaydı. 1 bölü kök 5. Bu da payda irasyonel yaptığımızda kök 5 bölü 5 değeridir. Cevabımız A seçeneğidir. 2011 LS sorusu. Fx eşittir arksinüs x bölü 3 artı 2 fonksiyonun ters fonksiyonu olan f'in tersi aşağıdakilerden hangisidir? Fonksiyonun normal tersini alır gibi fx'e y diyorum. Arksinüs x artı 3 bölü 2 dedim. Şimdi ben buradan x'i yalnız bırakacağım. Ama şurada arksinüs var. Biliyoruz ki arkadaşlar sinüs arksinüs olursa bir şey, bunlar birbirini götürüyordu değil mi? O zaman her tarafa sinüs ekleyelim. Şöyle sinüs diyelim. Yani sinüs y oldu. Bu sinüsle ark sinüs birbirini götürdü. X bölü 3 artı 2. 2'yi karşıya attım. Sinüs dedim y eksi 2 eşittir x bölü 3. 3'ü de karşıya çarpım olarak atarsam 3 sinüs y eksi 6 eşittir x oldu. X'i yalnız bıraktık. Daha sonra y gördüğümüz yere x yazdık. X gördüğümüz yerde aradığımız fonksiyon olan f'in tersi yazdığımızda 3 sinüs x eksi 6 olmuş oldu. Yani C seçeneği. Bu dersteki son sorumuz. Ark kosinüs kök içinde 3 bölü 7 eşittir x olduğuna göre sinüs x değeri kaçtır? Zaten hangi açının kosinüsü kök içinde 3 bölü 7'dir? Eşittir x demiş. Demek ki ben buradan şunu anlayabilirim. Normalde biz alfa ile x diyorduk. Burada x demiş. Arkadaşlar kosinüs x kök içinde 3 bölü 7'dir. Yani kök 3 bölü kök 7'dir. Bir üçgen çizelim. X'in kosinüsü kök 3. Burası da kök 7. Pisagor yaparsak, şimdi bunun karesi 7. Bunun karesi 3. 7 eksi 3, 4. Demek ki bu kenarın karesi 4. Yani bu kenar 2 diyebiliriz. Bizden sinüs x istenmiş. Bu da 2 bölü kök 7'dir. Paydasını da rasyonel yapmak için kök 7 ile genişletirsek arkadaşlar 2 kök 7 bölü 7, yani D seçeneği diyebiliriz. Bu videomuzda trigonometriyi tamamlamış olduk. Umarım sizler için faydalı videolar olmuştur. Bir sonraki videomuzda analitik geometri ile görüşmek üzere.